matematik derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde de yine logaritma ile devam ediyoruz. Yine üniversite sınavında çıkmış 3 soru üzerinden hem konu incelemesini yapacağız hem de soru çözüm pratiğini yapacağız. Soru çözüm pratiği demişken neyi hatırlamadan geçmiyoruz, soruları nasıl çözdüğümüzü. Soruyu baştan sona okuyoruz, önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra which. Which'ten kastımız neydi? Verilen ne olduğunu anlıyorduk, istenilen ne olduğunu fark ediyorduk ve geriye sadece çözmek kalıyordu. Haydi o zaman sorular. 2009 üniversite sınavında karşımıza bir logaritma sorusu çıkıyor fakat bu logaritma sorusu bize grafik de verilmiş. Yani grafik bilgisi de bilmemiz gerekiyor. Nasıl mı çözeceğiz? Gelin beraber bakalım. Yukarıda logaritma a tabanında x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre f içerisinde f1 bölü 27 değeri kaçtır? Bu soruda bir grafik tanımlandığını görüyoruz. İstenilense f içerisinde f1 bölü 27 değeri. Bu soruyu yapabilmemiz için logaritmanın temel özelliğini hatırlamalıyız ve grafikleri de. Logaritma a tabanında b de tanımı gereği biliyoruz ki a büyük 0 olmak zorunda ve birden farklı olmak zorunda. Daha önce konulardan temel kavramlardan da hatırlayacağınız üzere biz sayılarımızı pozitif ve negatif olmak üzere iki temel kategoriye ayırıyorduk. Fakat eşitsizliklerden hatırlayacağınız üzere sıfırla bir arası pozitifler içerisinde kendine özel bir durum belirtiyordu. Hatta ve hatta bunun en temel tanımı a kare küçüktür a ifadesiydi. Burada hatırlamamız gereken şey bu aralıkta aldığımız bir sayının kuvvetini arttırdıkça sayının kendisi küçülüyordu. Daha fazla bilgiye ulaşmak için eşitsizlikler videomuza bakabilirsiniz. Bu özellik gereği logaritmada da eğer buradaki a sayımız 0 ile 1 arasındaysa logaritma fonksiyonumuz azalanken a değerimiz 1'den büyükse logaritma fonksiyonumuz artan olacaktır. Soruya geri dönüp grafiği incelersek Grafikte x'in değeri 1 bölü 3 iken y'nin 1 olduğunu görüyoruz. Bu ne demek? x yerine o zaman 1 bölü 3 yazdığımızda fx'in değeri 1'miş. Götürüp bu bilgiyi yerine yerleştirirsek. Logaritmanın tanımı gereği ne oluyordu? Buradaki a bunu üstlenerek karşıya geçiyordu ve logaritmadan kurtuluyorduk. O halde a üzeri 1 eşittir 1 bölü 3 yani a eşittir 1 bölü 3'müş. Bize soru da f içerisinde f1 bölü 27'yi soruyordu. O halde ilk neyi bulmamız gerekiyor? f1 bölü 27 değerini. Tabanımızın 1 bölü 3 olduğunu biliyoruz. x değerimiz ise 1 bölü 27. Bir önceki logaritma dersimizde de hatırlattığım üzere en temel kurallardan biri tabanın kuvveti paydaya, x'in kuvveti ise paya geçiyordu. O halde bunları her ikisinde 3 cinsinden düzenlersek Logaritma 3 üç tabanında 3'ün de 1 olduğunu hatırlarsak eğer ve gerekli düzenlemeleri yaparsak 3 çarpı 1'den buranın sonucu kaç geldi? 3. Fakat işimiz bitmedi. Bu sefer de f3'ü bulmamız gerekiyor. Götürüp bu bilgiyi de yerine yazarsak tabanımız yine 3 üzeri eksi 1. Bu sefer girdi değerimiz 3. O halde 1 bölü eksi 1 çarpı logaritma 3 üç tabanında 3'ten aradığımız cevap eksi 1. Yani B şıkkıymış. 2019 üniversite sınavına karşımıza çıkan logaritma sorusu bu sefer işin içine e'ler girmiş, üstü ifadeler girmiş, işler birazcık karışmış. Gelin beraber inceleyelim. Matematik dersinde Canan sırasıyla aşağıdaki adımları takip ederek işlemler yapmıştır. Bu adımlar sonunda Canan 6 eşittir 8 sonucunu elde etmiştir. Buna göre Canan numaralandırılmış adımların hangisinde hata yapmıştır? Bu soruda bize tek tek adımlar verilmiş ve istenilense nerede hata yaptığı. Bu soruyu çözebilmek için bazı bilmemiz gereken logaritma özellikleri var ve tabii ki üssü ifade bilgilerini de hatırlamak gerekiyor. Bilmemiz gereken temel özellik A tabanda logaritma B tabanda C'de. Neyin üzerinde yer alıyorsa ve girdi neyse bu ikisi arasında değişiklik yapabiliyoruz. Yani A ile C'yi yer değiştirebiliyoruz taban aynı kalmak koşuluyla. C tabana geçerken logaritma B tabanda A C'nin üstünde yer almış oldu. Bundan faydalanarak kullandığımız bir diğer özellik ise A üssü logaritma A tabanda X varsa logaritmanın tabanıyla üstü yazdığımız taban aynı olduğunda birbirlerini yok ediyorlar ve doğrudan X çıkıyor. Bu bilgileri hatırladığımıza göre o halde soruya geri dönelim. Birinci adıma baktığımızda 6'nın 1 çarpı 2 çarpı 3 şeklinde yazıldığını görüyoruz. E, logaritma e tabanında x'i biz ln x olarak yazdığımıza göre burada bir ifadesini az önceki bilgiden faydalanarak E tabanında ln 1 olarak yazabiliriz. Aynı şekilde 2'yi de o halde E tabanında ln 2 ve E tabanında ln 3 olarak yazabiliriz. İkinci adıma baktığımızda E üzeri ln 1 çarpı E üzeri ln 2 çarpı E üzeri ln 3 olduğunu görüyoruz. Üstü ifadeleri hatırlayacak olursak Tabanlar aynı iken çarpım durumunda üstler ne oluyordu? Toplanıyordu. E'nin üzerine elen 1 artı elen 2 artı elen 3 yazmamız doğrudur. Üçüncü adıma baktığımızda ise bu sefer ne olmuş? E tabanı aynı kalırken üstlerde bir değişiklik yapmış burada. Bir önceki dersten hatırlayacağınız üzere elen 1 artı elen 2 artı elen 3 ifadesi tabanların hepsinde aynı olduğuna göre ve arada toplama işareti olduğuna göre biz buradan şunu hatırlamalıyız. Aynı tabana içerideki çarpma dışarıya ne olarak geçiyordu? Toplama olarak. Üçüncü adımda da o zaman bir yanlışlık olmadığını görüyoruz. Geldik dördüncü adıma. Dördüncü adımda e üzeri elen 6 ifadesini taban aynı kalmak koşuluyla en 6'yı elen 2 artı 4 olarak yazdığını görüyoruz. E 6 ifadesi 2 artı 4 eşit olduğuna göre bu adımda da bir hata almadığını söyleyebiliriz. Geldik 5. adıma. 5. adımda bu sefer yine tabanlar aynı iken yukarıda bir değişiklik yaptığını görüyoruz. Elen 2 artı 4 ifadesini elen 2 artı elen 4 olarak ifade etmiş. Bir önceki adımda da konuştuğumuz üzere bizim kuralımızda logaritmanın tabanı aynı kalırken içindeki çarpım dışarıya toplama olarak çıkıyordu. Yani logaritma x tabanında a çarpı b logaritma x tabanında a artı Logaritma x tabanında b olarak ayrışıyordu. İçeride toplama işlemi olduğunda bu dışarıya toplama olarak geçmiyordu. Yani burada çarpma varken bu şekilde dağılıyordu. O zaman aradığımız hatalı adım neresiymiş? 5. Yani d şıkkıymış. 2010 üniversite sınavında karşımıza çıkan bu logaritma sorusunaysa bu sefer bize bir takım bilgiler vermiş. Bu bilgileri başka bir logaritma fonksiyonuna dönüştürmemiz istenmiş. Nasıl mı yapacağız? Gelin beraber inceleyelim. Birden farklı a, b, c pozitif gerçel sayıları için logaritma a tabanında b eşittir 1 bölü 2, logaritma a tabanında c eşittir 3 olduğuna göre logaritma b tabanında b kare bölü c kök a ifadesinin değeri kaçtır? Bu soruda bize logaritmanın bazı değerlerinin verildiğini görüyoruz. Başka bir ifade isteniyor. O halde burada aslında bir taban değiştirme yapmamız gerekiyor. Yani birbirine dönüştürme işlemi var. Bu soruda bilmemiz gerekenler de İlk olarak taban değiştirme var. Logaritma A tabanında B gibi bir ifadeyi C tabanına çevirmek istersek yukarıdaki yukarıya geçerken tabansa aşağıdakine geçiyordu. Eğer logaritma A tabanında B ifadesinde tabanla girdiği yer değiştirecek olursak bu doğrudan takla atarak oluyor. Yani logaritma A tabanında B ifadesi eşittir 1 bölü. Logaritma B tabanında A'ya. Soruyu inceleyecek olursak soruyu çözebilmek için öncelikle bu ifadenin nasıl ayrıştığını görmemiz gerekiyor önceki sorudan da hatırlayacağınız üzere buraya bir bilmemiz gereken kural daha yazalım. Logaritmanın içinde eğer çarpım durumunda bir ifade varsa bu ne diye geçiyordu dışarıya? Toplama. Eğer içeride bölme varsa bu ise dışarıya çıkarma olarak geçiyordu. Bu soruda öncelikle bir bölme işlemi olduğunu görüyorum. Yukarıda b kare var, aşağıda c kök a var. O halde bunu ne yapalım? Gidip çıkarma işlemi şeklinde tanımlayalım. Yani logaritma b tabanında b kare eksi logaritma b tabanında c kök a. Hatırlayacağız üzere logaritma a üzeri m tabanında b üzeri n de b'nin kuvveti başa çarpım şeklinde geçerken tabanın kuvveti ise paydaya geçiyordu başa yine çarpım şeklinde. Yani n bölü m çarpı logaritma a tabanında b oluyordu. Ayrıca logaritma a tabanında a dediğimiz şey ise 1'e eşitti. O halde burada logaritma b tabanında b kareye bakacak olursak 2 başa geçti logaritma b tabanında b oldu. Eksi buradaki logaritma b tabanında c kök a'yı da burada c ile kök a çarpım durumunda olduğu için bunu da toplama işlemi şeklinde yazalım. Eksi parantezinde kalıyor tabi çünkü bu eksi içerideki her şeye dağılacak. Bir tur daha düzenlersek bu ifadeyi. Buradan b tabanında b'nin 1 geldiğini biliyoruz. 1 çarpı 2'den o halde 2 oldu. Eksi. Logaritma B tabanında C'miz var. Artı kök A ifadesinde nasıl yazalım? A üzeri 1 bölü 2 şeklinde. O halde 1 bölü 2 nereye düşecek yine? Başa. Yani 1 bölü 2 çarpı logaritma B tabanında A olmuş oldu. Şimdi bize verilenlere bakarsak. Burada logaritma A tabanında B'nin 1 bölü 2 eşit olduğunu görüyoruz. Fakat bizim elimizde ne var burada? Logaritma B tabanında A. O halde ne yapacağız? Logaritma A tabanında B eğer 1 bölü 2 ise... Logaritma B tabanında A dediğimiz şey takla atacaktı. 2 bölü 1 olacak yani 2 olacak. Bunun yerine götürüp 2'yi yazabiliriz. Logaritma B tabanda C'yi nasıl yapacağız? Bir de buna bakmak gerekiyor. Bize A tabanında B ve A tabanında C verildiğini görmüştük. Burada bilmemiz gerekenlerin ilkinde A tabanda B'nin C tabanına nasıl dağıldığına bakmıştık. E peki bize bu sefer böyle bir şey verilirse buraya nasıl geçeriz? Bunu konuşmamız gerekiyor. Aynı taban olanları burada yok ediyorduk. Aşağıda kalanı taban yerine yukarıda kalan ise girdi yerine yazıyorduk. E bizim burada zaten logaritma A tabanda C var. E logaritma A tabanda B ifadesi de var. O halde burada A'ları yok sayarsak daha doğrusu A'ları götürürsek Burası neye dönüşecek? Logaritma B tabanda C'ye. Götürüp A tabanda C ve A tabanda B değerlerini de yerine yerleştirsek. logaritma A tabanda C dediğimiz ifade 3. Logaritma A tabanda B dediğimiz ifade ise 1 bölü 2 olduğuna göre logaritma B tabanda C değerimiz 6'ymış. E bunu da burada götürüp o zaman yerine yerleştirelim. Bu ifademizi düzenlersek 2 eksi parantez içerisinde 6 artı 1 bölü 2 çarpı 2 geldiğini görmüş oluruz. E o halde burası da 7 olduğuna göre 2 eksi 7'den aradığımız cevap eksi 5. Yani e şıkkıymış. Ve geldik bugün neler öğrendik kısmına. Bugün logaritmanın temel tanımını hatırlayarak başladık. Dedik ki taban sıfırdan büyük ve birden farklıydı. Ve b sıfırdan büyük olmak zorundaydı. Eğer tabanımız sıfırla bir arasında olursa Logaritma fonksiyonumuz azalan bir fonksiyon ve grafik olarak görüntüsü şöyle bir şey olacaktı. Eğer tabanımız birden büyük bir değerse logaritma fonksiyonumuz artan bir fonksiyon olacaktı ve o halde o da şöyle bir görüntüye sahip olacaktı. Ayrıca bazı logaritma özelliklerini konuştuk bugün. Bu özelliklerden ilki a üssü logaritma b tabanında c varsa logaritmanın değeriyle üst yer değiştirebiliyordu. Yani C tabanda logaritma B tabanda A şeklinde yazılabilirdi. Bu özelliğin bir diğer kuralı ise üstlü ifadenin tabanıyla logaritmanın tabanı aynı olduğunda bunlar birbirini yok ediyordu ve doğrudan geriye x kalıyordu. Bir başka özellik olaraksa taban değiştirmeyi konuşmuştuk. Eğer logaritma A tabanda B gibi bir ifadeyi C gibi bir başka tabana taşıyacak olursak üstteki üste geçerken tabansa altta geçiyordu. Bunun tam tersini okumamız gereken durumlar da vardı. Aynı üçüncü soruda olduğu gibi. O halde aynı tabana ait olan logaritma ifadelerinde tabanı görmezsek yukarıdaki yukarıya aşağıdaki ise taban olarak geçtiğinde logaritma A tabanında B'yi bulmuş oluruz. Bunun bir diğer versiyonu ise logaritma A tabanında B ifadesini logaritma B tabanında A'ya çevirmek yani kendi içinde değerlerin yerini değiştirmek içinse bunu bir bölü şeklinde yazmamız yeterli olur. Bir sonraki dersimize dizilerle devam ediyoruz. Diziler konusu aynı televizyon dizileri gibi desek çok da yanlış bir şey söylememiş oluruz. Nasıl mı? Gelecek ders göreceksiniz. Eğer kanalımıza yeni yüklenen videoları kaçırmak istemiyorsanız siz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derse görüşmek üzere. Bay bay.